Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomda altın anahtar açımı yapacağız. Biraz da hafif böyle bir yeni KVK sistemine ve biz ne durumdayız şu an KVK'da onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şu anda elimde 1000'i geçkin ve ben anlamlı olsun diye şu anda 1006'dayız biliyorsunuz. 6. sorudayız. 1006 tane altın anahtar var. Yani bu da bulunduğum kralla bir gönderme şeklinde olabilir. Düşünebilirsiniz. 1006 tane anahtar açacağım. Daha sonrasında da işte bu KVK ile ilgili belli başlı şeyler anlatacağım arkadaşlar. Ne durumdayız, ne oluyor, ne bitiyor. Şunu söyleyeceğim. Tabii ilk başta şöyle bir KVK'ya değinip sonra altın anahtarla açmayı düşünüyorum. KVK'da arkadaşlar şu anda yeni KVK sistem biliyorsunuz. Sistemde şu güzel. Önceden mesela müttefikliği kendiniz ayarlıyordunuz. Artık oyun ayarlıyor. Ve biz şu anda B krallığı olduğumuz için yancı bir krallığız. Ve yan yana düştüğümüz krallıkta bizim kendi müttefikimiz olan İmperium 166 arkadaşlar. 166 ile yan yanayız. Beraber hani ilerleyeceğiz. 166 hakkında şunu söylemek istiyorum. Gerçekten böyle alçak gönüllü insanlar böyle hiç ben genelde egolu olurlar arkadaşlar. İmperium Kingdom'ı yöneten kişiler veya işte onun başındaki yönetici kadrosu böyle biraz egolu olur. Bu arkadaşlar zaten ben ilk bizi yazdıklarında da şaşırmıştım. Böyle ben çünkü diğer İmperium krallarla da konuşuyordum. Hani müttefiği seçiyorduk ya kendimiz. Bu arkadaşlar gerçekten çok alçak gönüllü ve iyi niyetliydi. Adamlar direkt yani ödül konusunda bana şunu demişlerdi. Biz hiçbir şekilde ödülü ikinci planda ilk olarak hani bizim krallığımızın da her zaman öyledir. Hani biz ilk başta savaşa bakarız sonra ödüle bakarız. Onlar da aynı bizim kafadan. Gerçekten de bu çıkarkenki anlaşmalar başta yapılıyor. Biz bu krallıkla konuşuyoruz. Onlar bize hemen önerdiler işte buradan normalde çoğu imperium krallık şunu der. Biz 6 yer ondan 4'ünü isteriz der. İkisi sizin olsun der. O adamlar bize dedi ki üçünü beraber alalım. Hatta şu orta kapıyı da paylaşalım. Ama çemberde tabii ki adamlar iki tane alacaklar. Biz bir tane alacağız. Yani buraya kadar ama eşit şekilde götürmeye çalıştılar. Ki burada da gene aynı. Sadece bir çember adamlar bizden fazla alacak ki imperium olmalarına rağmen. Yani bu yönden adamlar gerçekten yani hakkını vermek lazım. Alçak gönüllüler ve böyle bonkörler yani o yönde. Gerçekten de ben hani ilk başlarda inanmamıştım. Hani konuştuğumuz halde, müttefik olduğumuz halde adam öyle demişti ama çoğu insanlar böyle diyor. Sonradan iş gerçeğe dökülünce yani diyor ki ödül önemli değil falan deyip gerçeğe dökülüyor. Ödül peşine düşüyorlar ama burada öyle bir şey olmadı. O yönden güzel. Yani gene burada diğer imperium. Oyunun buradaki kartadaki sistemi çok o yönden güzel. İki tarafında mesela güce göre iki tarafında takımda 4 tane onda 4 tane bizde var ya güce göre yani denk olanları yan yana koymuşlar. Biz de 1219'da yan yana geldik. Yani onlarla savaşacağız burada ortada. O gene bütün yani eşleşenler emin olun güçler hep birbirine denk. Yani artı eşleşme sisteminde de biz krallık çok olduğu için biraz daha dengeli bir eşleşme var. Onu da belirteyim. Yani ben denk görüyorum takımları. Sadece daha aktif olan, daha hani savaşlarda stratejisini konuşturan, daha iyi takip eden kazanabilir KVK'yı. Yani burada sistem şu şekilde. Dediğim gibi ilerleyeceğiz. Yaklaşık 3 hafta ya yakın, belki daha azdır 3 haftadan. Buraya kadar gelme sürecimiz var. Sonra 3 hafta sonra buradaki savaşlar başlıyor. Daha sonra eğer karşı taraf direnirse durmadan savaş olabilir. O oyunun sonuna kadar. Ama direnç göstermezse, ortaya kaybedip yani biz kaybedersek, biz göstermezsek, onlar göstermezse ve anlaşma sağlanırsa bir şekilde yani savaş biter ortadan sonra. 166 zaten yönetiyor şu anda. Biz onlar ne derse ona uyuyoruz şu an için. Onlar şöyle yapalım, böyle yapalım derse biz ona göre hareket edeceğiz. Biz zaten dediğim gibi savaşçı bir krallık olduğumuz için arkadaşlar burada sonuna kadar savaşırız. Yenmek, yenilmek ayrı bir nokta ama ben şu anda bizim kralımızda bulunan oyuncular da gayet hani savaşı aç ve savaşı seven oyuncular. Ben ona inanıyorum. Kimse burada şu an aramızda çok fazla öyle ben farm yapayım, şöyle yapayım diyen yok. Zaten bu oyunun amacı arkadaşlar farm yapmak, bilmem yapmak keyif vermez. Savaş varsa savaşacaksınız. Ya bu olayın mantığı o şekilde. Gene sistem şey sistemine değineceğim biraz. Farklı sisteme. Sistem gene çok benzer arkadaşlar. Yani şurada gene şeyi açtık. Buradan bağışımızı yapıyoruz. Yani normal her zamanki gibi kutumuzu alıyoruz. Biz dün aldık. Daha 5 saat olmamış şey 20 19 saat olmuş alalı. 19 saatte %33'ünü tamamlamış. Gayet hızlı da ilerliyor.
Sadece şu kısım farklı. Burada da çok yakın gidiyoruz. Karşı taraf biraz bir tık daha önde. Biz Solaria'yız. Onlar Lunaria rakip. Burada da arkadaşlar ilk böyle vali gibi düşünün. Herhalde kaynak toplayacağız. Sonra barbar kesmeye. İşte öyle ilerleyecek herhalde. En sonunda kill olayı mı olacak bilmiyorum. Şu 5. kısımda kill olayı olabilir. Vali gibi ilerleyecek herhalde ama ödülleri beni kafamı karıştırıyor. Yani bir heykel falan yazıyor burada. Yani bilemedim. Yani buradaki bir heykel mi, Bagdan mı öyle yoksa gerçekten bir heykel mi veriyor? Yani kaybeden kazanan diye burada gördüğünüz gibi bunu kazanmak önemli. Yani kazanan çünkü gerçekten bayağı buradan puan alacak. O puanlarda ne yapacağız? Onu da göstereyim. Şurada gördüğünüz özellikler var arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Bunlar Solaria olan yani bize biz Solaria'yız. Bize gelecek buff'lar. Aynı klanınızda buff'lar var ya onlar gibi. Burada gördüğünüz gibi toplama hızı var işte komutan deneyimi. Burada piyade saldırı, savunma ya bunlar fullendiği zaman zaten full statta ne yapıyor mesela? 20 %20 yapıyor fullediğinizde. Çok büyük avantaj. Gene saldırı birlik saldırısı %10'a kadar çıkıyor 20 yaparsan. Bina dayanıklılığını arttırma var. Bunu da %40'a kadar arttırabiliyorsunuz. Bu da yakma hızı. Bu da çok önemli. Yakma hızını %60'a kadar arttırabiliyorsunuz. Bu zaten birliklerde de olan bir şey. Gene burada da bunu yükseltmek daha hızlı binaları yıkmanız, daha hızlı bayrakları yıkmanız anlamına geliyor. Yani bu tarz değişiklikler yapmışlar. Hoş olmuş. Değişiklikler güzel. Yani değişiklik iyidir aslında. Ama dediğimiz gibi savaş biraz daha geç geliyor. Ama ortaya girdiğimizde ortadaki savaşlara biraz bakmak lazım. Hani ben de emin olamıyorum. Bundan önce oynayan krallıklar eşleşmelerde biraz daha bir dengesiz olmuş olabilir. Çünkü onlar 20-40 krallık arası gibi eşleştiler. Burada çok fazla krallık birbiriyle eşleşti. 1355 lira kadar var mesela bizim bakın burada. Yani o krallık sayısı ne kadar fazlaysa eşleşmeler o kadar denk olma ihtimali var. O yüzden bizim biraz daha bura denk. Gördüğünüz gibi 39 gün var KVK bitmek. Ya 42-43 gün falan oluyor herhalde bu KVK. Onun için de başladı. 2 gün bitmiş. 41 gün, 42 gün falan arkadaşlar. Yeni KVK. Gene burada değişmeyen onur kaydımız var. Onur kaydında böyle burada onuru biraz daha hızlı kaçıyorlar. Neden derseniz barbar kestiğinizde kaynak toplandığınızda o gelen sikkeleri bastığınız zaman size ekstra onur puanı da veriyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar bilmeyenler için. Şuradaki şu bakın bastığınızda 100 basıyorsunuz ya. Şurada gördüğünüz bireysel onur 100 tane geliyor. Bunu bastığınız zaman. Her basışınızda 100 tane alıyorsunuz. O biraz daha hızlı ilerletiyor. Onun haricinde alacakaranlıkta değişen tek tük yerler var ama biraz daha hızlı ilerliyor gibime geldi. Hani diğer KVK'lara göre daha aradaki süreler kısa. Mesela 11 saat sonra yani bu akşam şu açılacak. Bunları keseceğiz. Bu muhtemelen bir gün sürecek. Daha sonra yani bir gün sonra da bu geçitler açılacak. 1,5 gün sonra falan. Sonra Hieronlar yani bayağı hızlı ilerliyor gidişat. En son işte böyle sıra sıra yapacak. Kapılar açacak, çemberler açacak derken yani yaklaşık 3 hafta falan yani KVK'nın başından yani 35. pardon 35 diyorum. Yani ortalarında tam ortasında 42 gün desek 21 gün sonra ortada savaş başlıyor. Sonra son yani yarısından sonrası kalan da artık diğer kapılar açılması, birbiriyle savaş, 9. seviye geçitler falan var arada biliyorsunuz. Onların açılması falan. Haçlı başarılarında da tek tük değişiklikler var zaten. Onları çok önceden göstermiştim. Yani burada onur puanı, bireyselde onur puanını yükseltmişler diyordum ya. 200'ü kasmak bunda bayağı kolay aslında arkadaşlar. Yani 155'ler falan biraz daha kolay yapılır. Ben daha hiç yüklenmediğim halde 10 yaptım yani. Günlük aplara harcayarak 10 yaptım. Kendi aplarım duruyor. Yani 300K falan ap var. Onları ben daha çıktığımızda daha yüksek seviye barbarlar kesmek için kullanacağım. Direkt her gün belli bir kesim yapsam, onu bitirebilsem zaten güzel olur. Zaten ilk 20'ye girene de güzel bir tema var. Onu almaya çalışacağız. Zor biraz ama Imperium var iki tane biliyorsunuz ama deneyeceğiz yani. Burada zaten ağır yaralar falan var. Yani değişen çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Şurada mesela ben demiştim yani bu 200 zor biraz falan. Bu 200'ü yapmak zor değil. Ya yani şu an içinde bulunup oynadığım için biliyorum. 200'ü yapılabilir. Belli bir seviye barbar keserseniz falan yapılabilir arkadaşlar. Yani bu şekilde bir sistem yapılmış. Bir de bu KVK'da hoşuma giden sistem şu. Mesela burada içeri doğru ilerlediğimizde
Daha sonra mesela bu yıkma olaylar falan var ya işte bir çemberikti, iki çemberikti, beş çemberikti falan. Genelde ödülleri dağıtmak biraz daha kolay. Dört takım arasında dağıtmak daha kolay. Neden? Altı tane çember var. Adam sana diyor ki ya, ne diyordu? İkişer çemberde herhalde. İki çember yıkarsan ödül alıyorsun. Yani bu üç krallıktan birine bunu vereceksin. İşte Hieronlardan da aynı şekilde ikisini yıkan mı öyle bir şey var. Yani öyle bunları yıkacaksın. Yıktığın birliklere geçtiğin zaman ödülleri toplayabiliyorsun. Artık hani şöyle bir sistem yok. Gene alacaksın tabii ki son ödüller var ama önceden her şeyi yani KVK'nın sonunda alıyordun. Yani bütün ödül, yani en büyük ödülleri KVK'nın sonunda topluyordun. Burada eğer 40K yaptıysan o birliğin o görevi gerçekleştirdiyse o birliğe geçen herkes bu ödülleri alabilecek. Yani o şey kavgalarına son artık. Ya yani işte o alıyor ben almıyorum falan diye bir şey yok artık. Mesela TLF'de birisi TLF'de alabilirler. Yani herkes geçtiği zaman TRF'de ödülünü alabilecek. Aynı şey gibi düşün. Yani ortayı TRF ile geçirsin. TRF'ye geçen herkes alıyordu ödülü. Eskisinde de öyleydi. Şimdi artık diğerleri de öyle oldu. Yani o güzel oldu bence. Yani artık son ödüller çünkü her şey böyle son her şey sonda oluyordu. Sonra bir birlik yapıyordu. Öbür birlik paylaşmada kavgası çıkıyordu. Biraz daha dengeli olur. Yani inşallah ben bu sefer hani zamanım olursa hani vaktim de olursa biraz daha böyle bu orta savaşta çok da inşallah kasmazsa oyun yani ortada biliyorsunuz çok da büyük bir yer değil ve burada her kapıdan bir 8 kapı var her kapıdan bir krallık girecek ve bura bildiğiniz cehenneme dönecek yani deli gibi savaş olacak. İki tane imperiumun zaten burayı hiç düşünemiyorum. Bura bayağı karışacak. Bizim buralar da karışacağını düşünüyorum. Zaten imperiumlardan da şey olabilir ama bizim de onlardan geri kalan bir şey yok yani krallıkların. Bizim de kalabalık krallıklar. Yani herkes 5 ordu çıktı zaman ortada iğne atsan yere düşmez gibi bir şey olacak. Buralara doldururuz komple yani hepimiz. Nasıl bir şey olacak? Eğer lag olmasa gerçekten zevk alırız ama lag olursa çok kasarsa ki ben kasabileceğini büyük ihtimal düşünüyorum. Sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar. Ama ben dediğim gibi bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. İnşallah belki canlı belki videoyla elimden geldiğince yani size şey yapmaya çalışacağım. Bunları yansıtmaya çalışacağım arkadaşlar savaşları. Bakalım biraz daha tabii ilerledikçe ben gene yorumlarımı yaparım KVK ile ilgili. Şimdi gelelim altın anahtar açılımına arkadaşlar. Altın anahtar da dediğim gibi biriktirdik arkadaşlar. Bu size daha önce söylemiştim. Şunlardan da güzel şeyler çıkıyor arkadaşlar. Elmas çıkıyor, kaynak çıkıyor. Evet. Şurada çantamda görmüşsünüzdür. 1006 tane. 1006'ya özel. 1006 tane anahtar biriktirdim. Bunların hepsini bir anda açacağım arkadaşlar. Hiç öyle 1, 1, 2, 2 açmayacağım. Direkt açacağım. 1006 tane anahtardan bakalım. Kaç tane çıkacak? Eğer buradan çıkan miktar şöyle anlatayım size. Önce gümüşleri mi açayım diyeceğim de gümüşleri açarsam o biraz dengeyi bozar mı bilmiyorum. 1448 tane gümüş var. Altın anahtarda şöyle bir şey. 1006 taneden kaç tane çıkar? Toplamda yaklaşık bir 600 falan 600-650 çıkarsa toplamda o normal demektir. Normal bence. Onun altı düşük. 700, ya binlerek altın anahtar sayısına falan yaklaştığı zaman o 600'den yukarısı 700-800'ler 1000 falan çıkarsa bayağı iyi demek. Bakalım bize kaç çıkacak arkadaşlar. Hadi Bismillahirrahmanirrahim deyip açıyoruz. Bayağı da yüklü bir miktar. Bakalım benim ya önemli olan şu da var. Biliyorsunuz ki komutanlar var. Bu toplama komutanlar falan. İnşallah onlar az gelir. İşte Kleopatra'dır veya Fatih Sultan Mehmet Han zaten açtı mesela full ya belli komutanlar Çağçağ, Martel, Elcid bunlar gelirse sıkıntı yok. Bu üç komutan benim için daha şey. Bakalım. Haydi bakalım açıyoruz arkadaşlar. Şu an kast herhalde. 1006 tane anahtarı oyun bile açamadı şu anda arkadaşlar. Şu an bekliyorum. Evet. 288 gün attı. Şurada inşaat hızı attı. Ve 150 de araştırma gün diyorum dakika pardon. 288 dakika. Yani 288 saat. 149 saat, 150 saat şeklinde attı. XP kitapları bayağı
yüklü miktarda attı. 201.98 yıldızı da attı bayağı. Efsanevi komutanlar zaten deli gibi efsanevi komutan attı. Normalde şey demişlerdi arkadaşlar, biliyorsunuz hani diğer efsaneler eklenir mi eklenmez mi gibi şeyler demişlerdi. Onu bilmiyorum yani ne oldu ne bitti. Yani o havada kaldı gibi bir şey. Bayağı epikte çıktı. Evet, 76 tane martel görüyorum. Bu güzel. Şu güzel arkadaşlar. 70 tane Kleopatra. O biraz şey, sıkıntı. Şöyle açtığımda 46 tane çağ görüyorum. 40-44. 38 Elcid. 44-40. Önemli olan şu yukarıda kaç tane var. 20 burada var. 30 burada. Bu şu ikisi güzel. 30-30-30. 40-60. Şundan mesela çok, şunlardan çok atıyor işte. Bunları bu kadar çok atmasa iyi de. Şu an kafadan bir hesap yapsak arkadaşlar. Bayağı da şimdi şeyle üstten başlayalım. 60, 90, 110, 140, 180, 200, 300, 380, 390, 430, 500, 550 de 650, 60 daha eklersek 710 falan attı. 710 heykel bence başarılı diyebiliriz. 710 heykel için başarılı diyebiliriz. Sadece işte şunlar biraz fazla attı ama tabii onlar da artık dediğim gibi alttan alta bulunan şeyler olduğu için. Ama toplamda bana 76 tane çağ attı mesela. Güzel. Yani burada martel isterdim zaten. 96 tane martel attı. Fatih Sultan Mehmet'i neyse ki az attı çünkü açıktı zaten. Burada gene bir 70 tane Sezar ve 74 tane de yani güzel Frederick attı. Önceden altın anahtarlar fazla mı atıyordu az mı atıyordu onu bilemem ama tabii ki şu Kleopatra'dır işte Sendok'tur, Isuda'dır. Bunlar yoktu. O zaman hani bunlar olmadı zaman şunları çıkarttı zaman onların heykelleri de şuraya dağıtırsak ki zaten Kleopatra'ya bakın 110 tane atmış. Bundan 100 tane atmış. Şundan 69 tane atmış mesela. Şu ikisinde bayağı yüklü atmış. Bunlar ama ne olursa olsun altın anahtarda bunlar gene yüklü miktarda atıyor arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Oyun çünkü öyle ayarlıyor. Oyunu biraz çakallı diyeyim buna. Çünkü hani çağdır, Sezar'dır, bilmem nedir, Martel'dir. Bunları şu validen de yapılıyor zaten Elcid'de ikisi. Bunu da en azından diyor hani para yatırsın biraz. Paket alsın. Paketlerle falan alınabiliyor ya arkadaşlar birer ülke. Oyunun biraz işte para kazanmak için yaptığı biraz bence bir çakallık diyeyim buna. Çünkü hani bunlar şunları biraz daha elde etmek kolay ama bunları fazla atıyor. Evet. Ben bu şekilde çıktı. Bir de gümüş anahtarlara bir bakacağım arkadaşlar. 1448 tane. Bunu aslında 1453 yapıp da açsak o da anlamlı olurdu yani. İstanbul'un fethi olarak. Ama burada da 1448 kasıyor arkadaşlar yani enteresan şekilde bilgisayar acayip kasıyor. Zaten heykel değişme de gelecek. Mümkün olduğunca onlar değişen. Bayağı inşaat hızı attı. Şurada dakika olarak normal düz şeyleri şey attı. Yani gümüş anahtarda pek bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaynak falan attı işte. Gümüş anahtarın alam şalam şeyler çıkmıyor. Zaten burada gördüğünüz gibi epik komutan heykelleri bile çok az atıyor. Yani 1400 tane açtım 14 tane santuz atmış mesela. Evet. Şimdi komutanlardan seviye atlatacaklarımız var tabii ki. Martel. Martel'e kaç skill? 2 skill atabiliyoruz. Bir tane daha sona giderse güzel olur. Evet, son skillini fullledik. Martel'in de şunun şurasında yani 75 70 tane buradan 80 80 160 220 230 heykel. 230 heykele fulleniyor. Martelimiz. Frederick var. Frederick'e de 2 skill gidiyor herhalde. Frederick'le öyle 5 4 4 2. Bunlar altın anahtardan kendi kendine kasılan komutanlarım arkadaşlar. Yani ben hani öyle ekstradan bir şey yükseltmiyorum. Burada da herhalde 2 skill atabiliyoruz gördüğüm kadarıyla. Bu da ona giderse güzel olacak. Çok iyi. Yani bu skill benim şanssızdım. Hep barbar kesmedir şudur budur gitti. Şu an gene martel gibi çağıma da belli bir miktar kaldı. Altın anahtarlar bir daha bu kadar biriktirmeyeyim. Muhtemelen biriktirmem. 100-200 yaptıkça açarım. Altın anahtarlarla fullenir mi?
fullenebilir. Yani sonuçta 100 tane çıktı, örnek veriyorum 1000 taneden. 1000 altın atlardan bir daha gene 100 çıksa bir dahaki sefere işte yavaş yavaş yaklaşık bir 3000 altın atlar sonra herhalde fulleniyor yani. Öyle hesapladığımız zaman. Mantıken. Ama güzel oldu yani, 5-5-3-3 oldu. Martel 2 skill attık, ona 2 skill attık. 5-5-2-5 oldu. Gene 2 skill de Freddy attık. 5-4-4-2 oldu. Şimdi bir de Elgit'imize skill atalım. Buna da gene 2 skill atabileceğiz. Şu skill zaten fullensin diye bekliyorum Elgit'in de. Sonra en son bu skill açılabilir. Gayet Elgit'imiz de 5-5-5 olacak neredeyse. Bir daha sonra zaten son skill önemli. Son skill açmak biraz külfetli, uzun iş. Evet, komutanlarımız bu şekilde altın anahtardan hallettik. Diğer farm komutanları falan zaten 5'ti. Bunları yükseltmemiştim. Bir ara bunları da yükseltip yapar. Bunlar zaten heykelleri bol arkadaşlar. 126 tane bundan var. Bu sende yoktan da 138 tane var. Bunların şu skillerini açıp tabii ki yükseltmek mantıklı arkadaşlar. Siz de yükseltin. Yani hatta şu an yapalım. Şu an yapalım. 50'yi basınca direkt 9'a attı. Şunu da 9'a attıralım hemen. Hemen geri kalanı şurayla tamamlayıp zaten burada şunu açmanız yeterli bunlarda. Çünkü ikisinin de bu toplama kısmı önemli. İkinci komutan olarak gitse de yeterli arkadaşlar. Şu yetenekleri sonra ekleyeceğim. Bunu da hemen yapayım. Yok, bunu değil, şunları kullanalım. Başta zaten çok fazla bir yıldız istemiyor yani. Bir tane daha koyalım. Maksimum harcanız 4 veya 5 yıldıza skill attırabilirsiniz. Yetenek ağacı da genelde toplama kısmına vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu toplama ile ilgili zaten bak, gıda toplamayı %30 arttırır falan var. Odun toplamayı gene %30 arttırır var. Önemli olan bu kısımlar. Önce buraları fullersiniz. Da bir toplama komutanı olması gereken seviye ile ilgili bir videolarım var arkadaşlar. Onları izlerseniz mesela kaynak toplamada çok faydası olur sizlere. Şuradan hemen skillerini de attıralım. Evet. Son iki heykel kaldı onun da. Şu anda %15, %20 altın, %15 de diğer kaynaklar şeklinde beceri attı. Nerede? Yavaş yavaş bu şekilde. Bunun da %20 gıda, %15 diğer kaynaklar. Güzel. Arkada en azından destek çıkarlar. Toplamada artık komutanlarım zaten iyi durumda. Toplama aşağıdaki komutanlar genelde. Yetenek ağaçlarında zaten şöyle göstereyim. Böyle hazırladım. O mis gibi topluyorlar arkadaşlar. Yani toplama en sonunu açarsanız zaten tüm kaynaktan toplamada %25 arttırır geliyor. Ve 37 seviye olması lazım bunu yapabilmeniz için. Hepsi bakın 37 seviye zaten. Daha sonra da ellemedim. Hepsini 37 yaptım. Toplamaların. Gene bu da toplama komutanım. Bunlar toplama komutanlarımız. Gene arkalarına işte bunları bu şekilde yaptık. En azından işte arkalarına bunları koyabiliriz. Bende gene Kleopatra da var. Kleopatra'yı normalde neredeyse fullleyecek heykelimiz var. Ama ben açmadım. Çok da hani şunları fullemem bana bir şey kazandırmayacak. Çok da yıldız harcamak istemedim. Ben çünkü elimdeki yıldızları komutanlar fulledikçe kullanmak istiyorum arkadaşlar. Daha sonra arayıp bulamıyorsunuz. Evet, video bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Altın anahtarlarımızı açtık. Bence güzel 700 üstü çıktı. Hani güzel çıktı. Sadece işte o şeylere toplama komutanları biraz daha ağırlıklı çıkıyor. Bu herkes de böyle oluyor. Genel olarak baktığımızda herkes de bu şekilde oluyor. O şekilde geldi. Bence çıkan miktar tatmin ediciydi arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.